Dostlar merhaba. Ekonomist Çoban kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Az önce Mustafa ile beraber sohbet ederken Mustafa dolarda kritik günler başlıyor dedi. Ben de neden dedim. Tam nefesini aldı. Anlatacak dedim dur. Kameramızı açalım. Herkes dinlesin. Riskli bir durum yalnız. Neyse. Önce şeyi belirteyim. Burada söyleyeceğim hiçbir şey yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece kişisel görüş ve fikirlerimi söylüyorum. Haydi bakalım. Sor şimdi. Dolarda kritik günler başlıyor. Neden? Çünkü bugün ayın 9'u yanılmıyorsam pazartesi. Perşembe günü ayın 12'sinde de Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı var. PPK. Ve oradan bir faiz kararı çıkacak. O faiz kararı doların, daha doğrusu TL'nin diyeyim, seyriyle ilgili büyük farklılıklar, büyük değişiklikler yaratabilecek diye öngörüyorum. Söylememin nedeni buydu. Abi biraz açar mısın bu konuyu? Pazartesi sabahı itibariyle şu sıralar dolar 5.70'lerde, 5.71 gibi bir noktada seyrediyor. Perşembe günü olacak toplantıdan bir faiz indirimi kararı bekleniyor. İşte benim kişisel tahminim 2-2.5 puan, 200-250 bas puan civarında bir faiz indirimi geleceği yönünde. Ve bu yaşanırsa artık insanlara enflasyonla verdiğin faiz arasında cebine kalacak reel faizi sıfırlamış oluyoruz. Kaldı ki enflasyon rakamları da inandırıcı olmamakla birlikte onlara inandığımız takdirde bile bir avantajı kalmıyor. Zaten arada küçük bir avantaj farkı, küçük bir reel faiz kalıyor. O reel faiz de vergisidir, stopajıdır. Hani sen götürdün TL'ni bankana yatırdın, alacağın faizden vergi stopaj kesiliyor. Onları da düştüğün zaman geriye bir şey kalmıyor. Bu demek oluyor ki artık insanlara paranızı TL olarak mevduatta tutmayın. Çünkü tutarsanız enflasyon karşısında ezileceksiniz ya da elinize bir şey geçmeyecek. Şimdi geldiğimiz noktada zaten doların böyle dizginlenmiş bir durumu var. Sürekli dizginlenmiş, sürekli atağa kalkmak isteyen ama birileri tarafından çekilen bir durumu var. Bir şey bekliyor, bir ateş, bir kıvılcım bekliyor. Ve bu kıvılcım perşembe günkü faiz indirimi olabilir. Kaldı ki insanları faiz indirimi beklentisine soktular. Çok fazla bir etkisi olmayacağı düşünülüyor, olabilir. Çünkü herkesin kafasında faiz indirimi olacak gibi bir şey var. 2-2.5'un üzerinde bir şey olursa iş biraz daha hızlı hareketlenmeye doğru gidebilir. Genel rakam vermeyeceğim. İlk anda hemen birdenbire yukarıya gider demiyorum. Gidebilir de ama ilk anda 10-15 kuruş civarı bir oynama olabilir. Sonrasında biraz durulacak. Birkaç ilerleyen günlerde de artık insanlar salim kafayla hesap kitap yapıp yatırımcılar, Türkiye'deki yerleşikler, dışarıdan gelmiş yabancılar, bıyıklı yabancılar. Bıyıklı yabancıyı anlatırım istersen bir gün. Tamam. Artık bunlar da salim kafayla hesabını kitabını yapacak ve diyecek ki tamam burada iş bitmiş. TL'den alabileceğimiz bir şey kalmamış. Ve artık TL karşıtı ne varsa, TL karşıtı dediğim hani TL düşman değil. Yani TL, TL çaprazında ne varsa onlara doğru yönelmeye başlayacaklar. İlk gidecekleri liman da dolar. İş buraya doğru gidecek. Hı hı. Ve daha önce de belirttiğim gibi o dolar gitmesi gereken yere daha önce olduğu gibi birdenbire değil. Ufak 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 sindire sindire. Şu anki hareket mesela geçen günkü 5.85-5.65 hareketi de bir sindirme hareketiydi. Yine sindire sindire işte bir 6 yapacak 5.80'e geri dönecek. Bir 6.20 yapacak 6'ya geri dönecek. Yeni dipler oluştura 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 yukarıya doğru devam edecek. Hikayenin özü bu. Hı hı. Kritik günlerden kastım da bu. Ne yapılıyorsa, yani eğer bu durumdan fayda sağlamak istiyorsam ben, olay gerçekleştikten sonra değil, olay gerçekleşmeden önce pozisyon alırım. İlk andaki fırsatı yakalamak için. Kritik günler bu yüzden kritik. Pozisyon alacaksanız, işte faiz kararı öncesinde pozisyon almakta ben kendi adıma söylüyorum. Pozisyon alacaksam faiz kararı öncesinde pozisyon almakta fayda görürüm. Anlatmak istediğim şey bu. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yine söylüyorum, tekrar ediyorum. Ama bir 6 lira gibi bir şey yapacağız gibi görünüyor dolarda. Hareket bu arada perşembe günü olacaktır demiyorum. Bugünden de başlayabilir. Çünkü yapacak insanlar, bunu öngörebilen insanlar artık pozisyonlanacaktır yavaş yavaş. Hı hı. Peki, şimdi şu tabloda senin söylediğin faizlerin düşeceği, doların yukarı doğru bir hareket seyrine gireceği yönünde değil mi? Geçtiğimiz haftalarda bir WhatsApp yazışmamızda şöyle bir konuşma geçmişlerimizde, hatta kayıtları da var. Bir ters köşeden bahsetmiştin.
faiz 2-3 puan düşecek. Beklentinin aksine dolar da 5.50 seviyesine geri gelecek gibi evet, bir şey söylemiştim. Orada herkes şey konuşuyordu işte faiz 3 puan düşecek, dolar 6 liralara atacak, 6 liranın üzerine evet. atacak gibi bir şey konuşuluyordu. Ben de tam aksi bir tezle dedim ki hani faiz düşecek evet ama dolar 5.50 yapacak. Yani bir nevi ters köşe. Akabinde de ters köşe yazdım sana. Evet, evet. Ters köşe yeni dünya para politikası, yeni keriz silkeleme modelinin uygulamasıdır çünkü. Ve dediğim gibi de oldu. Gerçekten de oldu bu. 5.50'ye gitti. Kayıtlarda var. Aynen öyle. 5.50'ye gitti. Bu kez tam aksini söylüyorum. Neden? Şimdi bir taşıma haddi vardır biliyor musun? Yani kamyonun bile taşıyabileceği bir yük vardır. Şimdi dolar TL için o taşıyabileceği yükün tamamını doldurduk biz bu faiz oranıyla. Daha fazla konut satabilmek, daha fazla kredi verip sistemi rahatlatabilmek için, kredi musluklarını açabilmek için, insanları da krediye teşvik etmek, işte o kredilerle girip ev alabilsinler, ev alsınlar, konut sektörünü canlandırmak için biz suni bir faiz düşüş ortamına girdik şu anda. Hakkı olmayan. Gidebileceği bir marj vardı. Çünkü aniden yükselen bir faiz oranından bahsediyorduk öncesinde. Biz o marjın altına düştük. Hani 20'nin altına çekildi, psikolojik sınırın altına çekildi ve taşıma haddi, faizin taşıma haddi dolduruldu. Bundan sonrasını ters köşe bile kurtarmaz. Bu arada ters köşe yine çalışacaktır. Nasıl çalışacaktır? Şimdi insanlar diyor ki geçen ay 4.25 faiz indirdiler, dolar düştü. O zaman şimdi 2.5 puan düşseler, 250 bas puan düşse doların yükselmesi, doların yükselmesi söz konusu olmayabilir gibi bir intiba var. Bu kez de onlar terse düşecek. Evet. Artık gidebileceği çok fazla alan yok, çok fazla metre kalmadı. Biz o alanları kullandık. Bundan sonra yapacağın her faiz indirimi hamlesi sana işte dövizde artış olarak geri dönecek. Bunu da göreceğiz diye düşünüyorum ben. Ya olmazsa, ya bu söylediğin tahmin tutmazsa? Şimdi ekonomistlere böyle bir soru soramazsın. Çünkü ekonomistler bu soruya cevap vermez, tamam mı? Daha doğrusu böyle bir soru sorulmasını da istemez. Klasik ekonomist ne yapar? İşte aç televizyonu seyret. Der ki, işte teknik analizi kullanır. Belli rakamlar verir. İşte faiz 2 puan düşerse dolar destek 5.65, direnç 5.85'tir der. Ne 5.65'e gider der, ne 5.85'e gider der. Bu olabilir, bu da olabilir. Üçüncü halin imkansızlığı diye bir şey var zaten kardeşim. Ya düşebilir diyor, ya çıkabilir diyor. Böyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Sonra aynı ekonomistler olay gerçekleştikten sonra çıkıp tekrar diyor ki biz zaten söylemiştik böyle olursa böyle olur. Tamam da böyle olursa da böyle olur demiştin. Bir de öbür tarafı vardı. Sen bana demedin ki bu böyle olacak, bu böyle olacak. O yüzden ben burada biraz risk alıyorum. Bu durumun gerçekleşmemesi söz konusu mu? Pek tabii ki söz konusu. Her gün yüzlerce enteresan ters köşe yaşıyoruz. Yine yaşayabiliriz. Ben bu zamana kadar hiç yanılmadım değil. Yani defalarca yanıldım. Yanılırsam da son yanılmam olmayacaktır muhtemelen. Ben sadece fikrimi söylüyorum. Tutarsa da ilk tutturduğum tahmin değil, son tutturduğum tahmin de olmayacak. Ama kritik günlerden kastımı eğer anlatabildiysem ne mutlu bana. Bu hafta pazartesi sabah şu an itibariyle başlayan 5.70'den başlayan serüven eğlenceli ve böyle gitgelli dakikalara sahne olabilir, günlere sahne olabilir. Ama dediğim gibi çok uçta hareketler beklemiyorum. Beklediğim hareket sindire sindire bir yükseliş hareketi. Ona göre pozisyon alacağım, ona göre konumlanacağım. Onu söyleyebilirim. Evet. Geçen seninle birlikte bir gazete karşımıza bir haber çıktı. Bu senin konut stokları ve konut stoğunu eritme ile ilgili bir takım yönlendirmeler olduğunu söylemiştin ya. Aa, şey diyorsun. Karşımıza bir medya kanalında gazetede düşen faizler öğrencilerin ailelerine ev kiralamak yerine ev satın almaya itiyor. Ne kadar güzel. Ev faizleri düştü. Herkes ev alsın şeklinde bir haber vardı. Ne diyorsun bunun için? O haberi gördüğüm zaman şey dedim, ilk tepkim yok artık Ali Sami dedim. Sonra şeyi düşünüyorum. Farklı farklı açılardan insanları ele alıyorum, tamam mı? Bir haberi yapanları düşünüyorum. Haberi yapan nasıl bir psikolojide olabilir? Yani düşün, o haberi yapan sensin. Ve senin sahibin diyor ki, Tolga diyor,
bir haber yap. Konut sektörünü canlandırma ile ilgili olsun. Orayı speküle edeceğimiz, manipüle edebileceğimiz bir haber yap. Gazeteciliği falan unut diyor, tamam mı? Düşün ya, yani ne yapabilirim, nasıl daha saçmalayabilirim falan diye düşünmen gerekiyor ki o haberi yapabilesin. Düşen krediler, kredi oranları öğrenci velilerini ev almaya yönlendiriyor. Aha. Tamam, işin bu kısmı gayet basit. Yani şeytani zekaya sahip bir geri zekalının yapabileceği bir haber bu. Burayı anlayabiliyorum. Bir de işin öbür tarafı var. Bunu okuyan adamın yerine koy kendini. Çocuğuna atıyorum, Eskişehir'de bir üniversite kazanmış. Orada kayıt zamanı, nerede okutacağım ben? Hani nerede oturtacağım? Yurt mu? Arkadaşlarıyla eve mi çıkacak? Kira mı? Harçlığına nasıl yollayacağım? İşte okul masraflarını nasıl karşılayacağım? Falan filan gibi şeyler düşünürken bir haber çıkıyor. En iyisi ben bu çocuğa bir ev alayım ya. Hazır okul da kazandı. Adamın haberin doğruluğuna inandığını düşünebiliyor musun? Oradaki hayal kırıklığını düşünebiliyor musun? Adam da diyecek ki, arkadaş biz bu zamana kadar boşa yaşamışız. Milletin çocuğunun anası babası çocuğunun kirasını değil, işte o kiraya para vereceğimize ev alalım diyor. Böyle durumda insanlar, ben nasıl bir gerizekalıyım durumuna düşebilir bu bir. Çocuk mezun olunca da satarız, zaten değerlenecek. Ekonomi çok iyi bir noktaya gidiyor. O başka bir kesim. O hani o bu haberin doğruluğuna inanan adam. O saf. O işlenmemiş. O süzme. Tamam mı? O adam o haberin doğruluğuna kanaat getiriyor. Lan iyi bir yapalım vay. Aslında çok güzel bir soru sordun. Bu faiz düşüşü, faiz düşürülmeye çalışılması, faiz azaltma çabası işte bu konut sektörünü canlandırma hamleleri için yapılıyor ama biraz yersiz, isabetsiz. Desteksiz. Evet, özellikle bulunduğumuz ortam itibariyle. Yani işe yarayabileceğini düşünmüyorum. Ha bu arada ben yanılıyorsam ve bu faiz düşüşü konut sektörünü canlandırır, insanları konut almaya yönlendirebilirse, işe yararsa yani birkaç sene daha rahatlarız. O tulumbadaki su mevzusu var ya, evet. Tulumbaya su gelmiş olur. Ama işe yaramayacağını düşünüyorum. Çünkü tulumbanın olmadığını düşünüyorum. Döktüğümüz su boşa gidiyor. Burada tulumba var sananlar, tulumbanın olmadığını anlayacaklar. Her suni faiz düşüşü dibi biraz daha derine kazdırıyor. Özel bankalar bunun suni olduğunu biliyor. Özel bankalar kredi vermemeye çalışıyor. Ne kadar düşerse düşsün kredi vermemeye çalışıyor. Biliyor geri dönmeyeceğini ve de zaten düşük faizle kredi verirse zarara girecek. Adam otomatik olarak geri dönüşünü boş ver. Yani geri dönse bile zararda adam. O yüzden kredi vermek istemiyor. Kamu bankası veriyor. Kamu bankasının kar derdi yok. Zarar edeceğini bile zarar etmeyi de göze ala krediyi veriyor. Gün sonunda ne olacak biliyor musun? Görev zararı yazacaklar. Peki o görev zararlarını kim ödeyecek biliyor musun? Kim? Sen. Vatandaş. Evet. Bu seni rahatsız etti mi şimdi? Kıllı ya da bir insanı rahatsız eder tabii ki. Ya, yani. O kredi görev zararını sen ödeyeceksin. O görev zararını işte oğlun Yaman ödeyecek. O görev zararını ben ödeyeceğim. O görev zararını bu videoyu izleyen adam ödeyecek. Tamam. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dostlar, bölümümüzün sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sorularınız varsa yorum bölümüne bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, mutlu günler. Görüşmek üzere.